Beytullah yani Allah'ın evi olarak nitelendirdiğimiz Kabe-i Muazzama, İslam aleminde Müslüman kimselerin namaz ibadetini gerçekleştirirken ki ilk ve tek kıblesidir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki Alak suresinde buyurduğu "Secde et ve yaklaş" ayeti, namaz ibadetinin olması gereken istikametini bizlere göstermektedir. Hazreti Adem aleyhisselam zamanından itibaren çok kıymetli ve değerli bir mabet olduğu ve hac ibadetini gerçekleştirmekte mükellef sayılan müminler için onu hac etmenin farz olduğu Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayette geçmektedir. Örneğin orada ibret alınacak alametler vardır. Aynı zamanda Hazreti İbrahim'in makamı oradadır. Kim oraya girerse Hakk'ın gölgesinde emin bir kişi olur. Oranın yolunda gücü yetenlere Allah rızası için Beytullah hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. İnkar edenler de bilsinler ki Allah bütün alemlerden müstanidir. Allah'ın evinin yani Kabe'nin inşa edilmesiyle ilgili bilinen rivayetlere göre Hazreti Adem aleyhisselamla Hazreti Havva validemiz Allah tarafından cennetten çıkarıldıkları zaman yeryüzünde bir araya gelirler ve beraber batıya doğru yürüyüp Kabe'nin olduğu yere gelirler. Bu sırada Hazreti Adem şükretmek için ibadet etmek ister. Cennetteyken çevresinde tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun yeniden kendisine verilmesini temenni eder. Hazreti Adem onun etrafında tavaf ederek Allah'a ibadet eder. Hazreti Şit zamanında kaybolan bu sütunun yerinde siyah taş kalır. Bunun üzerine Hazreti Şit taştan ve dört köşeli bina yapıp o taşı binanın köşesine yerleştirir. Bu taşa günümüzde Hacer-i Bir Esved taşı denilmektedir. Daha sonra Nuh tufanında bu bina kumlar altında gizli kalır. Hazreti İbrahim Allah'ın emriyle Kabe'nin bulunduğu yere gider. Oğlu ve annesiyle beraber orada iskan eder. Sonra Hazreti İsmail Allah'ın emriyle Kabe'nin bulunduğu yeri kazar. Gizli kalan bina açığa çıkar ve o temellerin üzerine Kabe-i Muazzama'yı inşa eder. Hazreti İbrahim Allah'ın emriyle Kabe'yi tamamlayınca şöyle dua eder. Ey Rabbim! Burayı emin bir şehir yap. Halkından Allülla ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle rızıllandır. Kisva ismi verilen Kabe'nin örtüsünde 670 kilogram saf ipek, ayetlerin nakış ipliğinde ise 120 kilogram altın ve gümüş kullanılıyor. Toplamda 720 kilogram boyadan ibaret olan örtünün tamamlanması için 240 kişi bir sene boyunca çalışıyor. Genişliği 11 metre, boyu ise 13 metre olan Kabe örtüsü 16 adet parçadan oluşuyor. Kabe kapısının örtüsü içinse 5 adet parça gerekiyor. Her sene 22 milyon değerinde maliyeti olan kutsal yapıdan artan örtüler, önemli kişilere ve müzelere parçalar halinde aktarılıyor. Al-Azraki dedesinin verdiği bilgilere göre İbn Hişam, Resulullah'ın "Tubba'yı kötülemeyin, o ilk defa Kabe'yi örttü" hadisini bildirmiş. Al-Askalini'ye ait olan Fat al-Bari eserinde Tubba Kabe'yi ilk defa vesaille örten kişidir. Devamındaysa bazı alimlerimiz İsmail'in ilk defa Kabe'yi örttüğünü söylemişlerdi. Notu eklenmiştir. Tarihi bilgiler doğrultusunda Hazreti İsmail'in ilk defa, Adnan'ın ikinci defa, Tubba'nın ise üçüncü defa Kabe'yi örttüğü biliniyor. Her sene Kurban Bayramı'nın ilk gününde değiştirilen Kabe örtüsü, İslamiyet'ten önce kral ve halkı tarafından örtülüyordu. Kutsal mabedin örtüsü, Abbasi döneminden bugüne kadar hep siyah renk olmuştur. Halife Mehdi, örtünün zarar görmemesi için tek bir kat elbise haricinde bir şey konmamasını istemişti. O dönemden beri Kabe, Kurban Bayramı'nın sabahında siyah ipekten yapılmış, altın ve gümüş işlemelerinden oluşan örtüyle değiştirilmektedir. Kabe'nin kumaşı bir seferde siyahlaştırılmıyor. Önce kırmızı, ardından yeşile boyanan kumaş, daha sonra siyah boyanıyor. Kabe örtüsünde siyah dokuma kabartmalar da bulunuyor. Bu kabartmalarda Allah'ın 99 isminin yanı sıra kelime-i tevhid, tesbih ifadeleri yer alıyor. Kabe örtüsünün üstten üçte birlik bölümünde ise 47 metre uzunluğunda kuşak bulunuyor. Burada hac ibadetiyle ilgili Kur'an ayetleri bulunuyor. Bu ayetler altın suyuna batırılmış gümüş ipeklerle işleniyor.